Ne? AYT edebiyat mı? Allah'ım böyle bir ürperti bir korku geldi. Hiç böyle ürpermene korkmana gerek yok kardeşim. Ne soracakları belli, neyin çıktığı belli. Bizim yol haritamız çok güzel. Merak etme, her sene dönüp dolaşıp aynı şeyleri soruyorlar. Şimdi zaten sen de kendi gözünle göreceksin. AYT sınavına gireceğiz. Edebiyat kısmında ter dökeceğiz. Abi bizi orada ne bekliyor? Karşımıza neler çıkacak? Hangi konular var? Hangi konulardan kaçar tane sorular var? Ben böyle ders çalışmaya başlamadan önce bir görmek istiyorum abi. Bana yardımcı olur musun? Süpermen hocam Emektaş'tan burada. O zaman hadi hemen derse geçelim. Çok da böyle laf salatası yapmayalım. Vaktimizi boşa harcamayalım. Geçtik. AYT Edebiyat konu ve soru dağılımı. Abi şimdi sen bize söyle bakalım. AYT Edebiyat'ta hangi konular var? Hangi konulardan kaçar tane soru var? Abilerimiz, ablalarımız, o soruyu hazırlayan yaşlı amcalarımız bu soruları nasıl hazırlıyorlar? Nasıl soruyorlar? Nereden daha çok çıkıyor? Şimdi öncelikle kardeşim ben bunları 2024 AYT sınavına göre hazırladım. Yani 2024 AYT'de şu konulardan bu kadar soru çıktı. Ama bazı yerlerde seni uyarmam lazım, tamam mı? O yüzden beni dikkatli dinle. Şimdi sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf. Abi buradan toplam 6 tane mi soru sordular? Evet, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraftan toplam 6 tane soru sordular. Sen zaten TYT çalışan harika bir öğrenci olduğun için bu kısmı zaten yapacaksın. Buraya böyle bir artı 6 net diyelim kafadan, tamam mı? Çok güzel. Normalde müfredatta dil bilgisi, anlatım bozuklukları, yazım noktalama falan da var. Ama soruyorlar mı abi? Cık. Sormuyorlar kardeşim. Edebi türlerden toplam 4 tane soru geliyor. Abi edebi tür dediğin nedir? İşte şiir bilgisi, söz sanatları falan. Bazen bir bilgi sorusu soruyorlar, bazen örnek veriyorlar, örneğe göre aşağıdan sorunun cevabını istiyorlar falan filan. Ama şiir bilgisi, söz sanatları toplam kaç tane soru varmış? 4 tane soru var. Neredeyse divan edebiyatı kadar soru var. O yüzden bu tarafı çok 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 önemsemeni istiyorum. Sen o sınava gireceksen kardeşim, bir şiir bilgin sağlam olacak. İki, söz sanatların, edebi sanatların sağlam olacak. Tamam mı? Bu konulara hakim olman lazım. Edebi akımlar her sene bir soru sorarlar. Genelde 24. soruya denk getirirler. Son soruda karşına çıkar. Tamam. O yüzden bak, edebi türler yani şiir bilgisi, söz sanatları kesin bileceksin. Edebi akımlar kesin bileceksin. Hani var ya bu sembolizm, parnasizm, işte realizm falan filan. Merak etme, ben sana anahtar ifadeleriyle bunları öğreteceğim. Soruyu gördüğün zaman 2-3 saniyede işaretleyip geçeceksin. Yani gözü gören herkes yapabilir. Hiç merak etme. Geçiyorum, devam ediyorum. Geldim abi. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. Bir soru. Geçiş dönemi bir soru. Emek abi böyle birer soru mu soruyorlar? Hayır. Bak ben bu ikisini birleştiriyorum, tamam mı? 2024'te adamlar gittiler Kutadgu Bilig'i sordular. O yüzden sana şunu söylüyorum. Ya İslamiyet öncesi Türk edebiyatından ya da geçiş döneminden bir soru sorarlar. İkisinden de böyle birer soru soramazlar mı abi? Ya onu da yapabilirler. Ama genelde ya İslamiyet öncesinden ya da geçiş döneminden böyle bir soru sormayı seviyorlar. Buraya iki soru değil, bir soru diyeceğiz. Abi halk edebiyatından bir soru, ama halk edebiyatını gerçekten çok detaylı çalışacağız. Çünkü bilmemiz gerekiyor, ilerideki konuları da etkileyecek bilgiler var. Divan edebiyatı, oy abi maşallah 5 tane mi sormuşlar? 5 tane sormuşlar, çok iyi. Incığını, cincığını, her detayını öğreneceğiz. Abi Tanzimat'tan her sene soruyorlar. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam Recaizade Mahmut Ekrem'i sordular. Servet-i Fünun soruyorlar. Fecrati soruyorlar. Milli Edebiyat soruyorlar. Ama şuna dikkat et. Mesela her sene Tanzimat'tan bir soru gelir. Ama mesela Servet-i Fünun sorarlarsa Fecrati sormazlar. Ya da Fecrati'den sorarlarsa Servet-i Fünun'dan sormazlar. Yani ya Servet-i Fünun ya Fecrati bir tanesini seçerler. Bu iki konu başlığından da bir tane seçip sorarlar. Ya da belki birini soru olarak sorarlar. Birine işte bir roman özeti falan verirler, orada karşına getirirler. O da olabilir, o da güzel olur. Ama mesela Milli Edebiyat dönemi, abi kesin bir soru var. Cumhuriyet dönemi, geçen sene 3 tane soru sordular. Belli mi olur? Yine sorabilirler. Mesela ondan bir önceki sene yanlış hatırlamıyorsam 4 soru falan vardı. Mesela ondan bir önceki sene halk edebiyatından 2 sormuşlardı, divandan 4 sormuşlardı. Bir konudan azaltıp bir konuyu ekleyebiliyorlar ya da oradan çıkarıp diğerine koyabiliyorlar falan filan. Ama genelde senin karşına
böyle çıkar. Tamam kardeşim. Konularımız bunlar, soru dağılımlarımız bunlar. AYT edebiyat sınavının var ya, böyle içinden geçeceğiz. Incığına cıncığına kadar her şeyi çok detaylı öğreneceğiz. Sana eser özetleri öğreteceğim. İşte roman, halk hikayesi, her şey olacak. Halk hikayelerinin de özeti olacak, romanların da özeti olacak. Yazar eser kampları yapacağız. Her yazarın her eserine, önemli olan eserlerine özellikle böyle vurgu yaparak çalışacağız. Gerçekten var ya, geçen sene ne yaptıysam daha fazlasını, daha iyisini yapmak istiyorum. Ki geçen sene uğraştıklarımızla bile binlerce öğrenci Allah'a şükürler olsun fullediler. Bu sene o fulleyenlerin sayısını daha da arttırmak istiyorum. Yani kendimle bir yarış halindeyim, dayanamıyorum, başarısızlığa gelemiyorum. O zaman gel şimdi senle bir yakından konuşalım. Abi AYT edebiyat dediğim bunlar mıydı? Konular bunlar, soru dağılımları bunlar. Aynen öyle. Hiç merak etme, Bilgi Sarmal yayınlarıyla beraber güzel ortak bir kamp hazırlıyoruz. O kampın kitabı da olacak. 49 günde AYT edebiyatı hallediyoruz. 39 günde de TYT Türkçeyi hallediyoruz. Allah utandırmasın, Allah herkesin, bizlerin gönlüne göre versin. Unutmayın arkadaşlar, çalışan her zaman başarır. Mezun tayfa için de şunu söyleyeyim, Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Yeter ki biz elimizden geleni yapalım, şu sırtımız terlesin, şu alnımız terlesin, gururla yolumuza bakalım, tamam? Oturuyorsun, ders çalışıyorsun, kimseye bulaşmıyorsun. Emek abi is watching, emek abi kaçar. Hadi can, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsin, bay bay.